Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Game Garage'ın Ryzen 5 5500 ve RTX 3060 ekran kartlı oyun bilgisayarının performansına bakacağız. Dilerseniz doğrudan oyunlara geçelim. Apex Legends ile başlıyoruz testlerimize. 1080p Very High ayarlarda minimum 88, ortalama 120, maksimum 169 FPS elde ediyoruz. Test esnasında ekran kartımız en fazla 69 dereceye çıkarken işlemcimiz de en fazla 60 dereceye çıkıyor. Call of Duty Warzone ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p high ayarlarda ortalama 103 FPS'ye ulaşabiliyoruz. Test esnasında ekran kartımız en fazla 65 dereceye çıkarken işlemcimiz ortalama 67 derecede çalışıyor. Cyberpunk 2077'yi açtığımızda 1080p ultra ayarlarda minimum 41, ortalama 62, maksimumda ise 88 FPS elde ediyoruz. Far Cry 6'ya geçtiğimizde 1080p ultra'da minimum 67, ortalama 81, maksimumda ise 95 FPS'yi görüyoruz. Forza Horizon 5 ile devam ediyoruz ve 1080p ekstrem ayarlarda minimum 60, ortalama 65, maksimumda ise 79 FPS değerini elde ediyoruz. Bir sonraki testimiz God of War. 1080p Ultra Plus ayarlarda minimum 43, ortalama 60, maksimum 87 FPS'e ulaşıyoruz. %1 FPS 21, %1 FPS ise 13 oluyor. Daha önce birebir aynı ekran kartına sahip fakat işlemcisi 12400 olan bir sistemi daha test etmiştik. Şimdi hem o sistemde hem de bu sistemde test ettiğimiz oyunlarda nasıl bir FPS farkı oluşuyor buna bakalım. Yani 12400 ile Ryzen 5 5500'ü karşılaştıralım. Karşılaştırmaya World of Tanks ile başlıyoruz. 1080p minimum ayarı işlemciye aşırı yük bindirdiğinden dolayı bir nevi işlemci ayarı oluyor. Yoksa oyunu böyle bir sistemde 1080p minimumda oynayacağınızı hiç zannetmiyoruz. i5 12400 ile ortalama 744 FPS elde ederken Ryzen 5 5500 ile ortalama 573 FPS elde ediyoruz. Dilerseniz oyunu daha mantıklı ve sizin de oynayacağınız bir şekilde test edelim ve işlemcileri bu şekilde karşılaştıralım. 1080p Ultra artı Ray Tracing'de test ettiğimizde 12400 ile ortalama 132 FPS alırken Ryzen 5 5500 ile ortalama 130 FPS elde ediyoruz. Mount & Blade 2 Bannerlord ile test ettiğimizde 1080p Very High'da 12400 bize ortalama 143 FPS sunarken Ryzen 5 5500 ortalama 124 FPS sunuyor. PUBG'de ise 1080p Ultra'da ortalama 128 FPS sunan 12400'e karşın Ryzen 5 5500'de ortalama 130 FPS elde ediyoruz. Ve son olarak Red Dead Redemption 2'yi 1080p Ultra'da test edersek 12400'de ortalama 65 FPS alırken Ryzen 5 5500'de ortalama 64 FPS alıyoruz. Game Garage'ın sitesinde 12400 işlemcili sistem de satılıyor fakat onun 1700 TL daha pahalı olduğunu da belirtmekte fayda var. Yine tabii şunu da eklemekte fayda var. Bu sistem Ryzen 7 5800X 3D'yi de destekliyor. Yani dilerseniz 12400'ün de üstünde bir oyun performansını bu sistemle de elde edebilirsiniz işlemcinizi yükselttikten sonra. İki işlemcinin oyun performansı arasında fikir edindiğimize göre sistemin diğer testlerine geçebiliriz. AIDA 64 ile 15 dakika boyunca sistemi kararlılık testine tabi tuttuk ve bu test esnasında herhangi bir frekans düşüşüne rastlamadık. Bu esnada işlemcinin sıcaklığı da en fazla 79 dereceye çıktı. Yine sisteme bir de güç tüketim testi yaptık. Sistem boşta 50 watt altında güç tüketirken RDR2'yi 1080p Ultra'da oynamak isterseniz 240 watt civarında bir güç tüketimine ulaşıyor. Sistemde Kingston'ın NV1 model M.2 SSD'si yer alıyor. Bunu da test ettiğimizde 2257 MB saniye okuma ve 1835 MB saniyede ardışık yazma değerleri elde ediyoruz. Kasanın içerisinde 4 tane fan var. Bunlardan 3 tanesi önde, bir tanesi de arkada yer alıyor. Takdir edersiniz ki bu fanlar biraz ses yapıyor.
Sistem varsayılan haliyle boşta 36.2 desibel gürültü sunuyor. Bu biraz yüksek fakat bunu ArmorCrate yazılımı içerisinden ayarlayabiliyorsunuz. Yazılımı kurduktan sonra fanın ayarını dilerseniz düşürüp sistemi daha da sessiz hale getirmek mümkün. Yine sistemin yükte de 38.3 desibel gürültü oluşturduğunu belirtelim. Bu da gayet kabul edilebilir bir değer. Öndeki fanlar RGB özelliğine sahip. Bunun içinde kasanın üzerinde bir tane düğme mevcut. Bu düğmeye basarak RGB fanları kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Yine merak edilen konulardan bir tanesi de sistemlerin açılış süresi. Bu sistemde bunu test ettik ve sistem 16 saniye ile gayet hızlı bir şekilde masaüstüne ulaşabiliyor. Evet, bütün bu testler doğrultusunda sıra geldi artılar ve eksilere. Artılarla başlayacak olursak 1080p ultra akıcı oyun performansından bahsedebiliriz. Sistem oyunları 1080p ultra'da 60 FPS'nin üzerinde gayet akıcı bir biçimde oynatabiliyor. Yine bunu yaparken serin çalışması bir başka artı. İşlemci ve ekran kartı testlerde 70 derecenin üstüne çıkmadı. Tabii ki 4 adet fan olması da etkili bir soğutmayı mümkün kılıyor. Yine içerisinde performanslı bir M.2 SSD mevcut. Bir başka artı da anakartın Ryzen 7 5800X 3D destekli olması. Şu an piyasadaki en yüksek oyun performansı sunan işlemcilerden bir tanesi bu işlemci. Ve bu işlemciyi de doğrudan bu sisteme takabiliyorsunuz. BIOS güncellemesi hazır. Game Garage sistemlerde beğendiğimiz bir başka artı da temiz işçilik ve kablolama. Sistemin kablolaması gayet güzel bir şekilde yapılmış ve son olarak anakartın BIOS flashback desteği olmasını da artı listesine ekleyebiliriz. Peki eksiler neler? Anakartta VRM soğutması yok. Buna ek olarak yine USB 3.2 Gen 2 desteği yok. Yani USB portları 5 gigabit hızla çalışıyor, 10 gigabit desteklemiyor. Evet, RTX 3060 ekran kartlı Ryzen 5 5500 işlemcili Game Garage sistemin oyun performansına baktık. Sistemin fiyatını da kontrol ettikten sonra ona göre satın alma kararınızı verebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.